Kuntum hayra ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah. Görevini yapıyor da sen de enayi misin? Şimdi beni konuşturma Allah Allah. Sana şimdi valla sohbet birinden bana burada cinnet gelecek ha. Sen diyorsun ki niye porno izlemesin adam? Haram diyorum sana ya. Ayet var kardeşim. Bak çok sinirlendim ben ha. Peki hocam. Yumuşak bir soru sor, olay çıkartırım bak. Atatürk böyle bir kanun, böyle bir kural getirdi ya. Evet. Atatürk Allah Celle Celaluhu'ya mahşerde bunun hesabını verecek. İsteyen yargılasın, isteyen hapsasın umurunda değil. Bu soruyu kim sorduysa. Ben kendim hazırladım hocam. Valla ben sana bir söyleyeyim, bu soruyu hangi gavur hazırladı diyecektim ben sana. Ben hazırladım. Ben sana söylüyorum bak. Herkese merhabalar. Yaptığı vaazlarla, kah sivri çıkışlarıyla, kah gülümseten yorumlarıyla dikkat çekip İnsanları hak din olan İslam'a davet eden içerikler hazırlayarak son zamanlarda sosyal medyada hayli popüler olan hocam Hüseyin Çevik bu videodaki konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Hocam yaklaşık son 6 aydır videolarınızı izliyorum. Hayli popülersiniz. Evet. Bu yüzden sizin bu popülerinizden yararlanmak için ben de sizinle bir röportaj talebinde bulundum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Gene biraz geç de olsa bu talebimi yerine getirdin. Yoğunuz, yapacak bir şey yok. Hocam, kanalımın konsepti gereği gıcık sorular soruyorum. Bayılırım gıcık sorulara. İşte ona göre cevap veririm bak. Bak baştan söylüyorum, olay çıkartırım. Hocam, kabul ediyor musun? Dövme de beni, sıkıntı yok karakol orada. Bak ben bilmem. Peki hocam. Gerekirse nezarette yatarım, haberin olsun. Ben sana tamam. Hocam yolculuğumuza başlamadan önce ilk sorumla başlıyorum. Buyur. Müsaade edersen. Allah şeytana itaat etmeyecek, kafa tutacak, pazarlık edecek iradeyi neden verdi? Ve Allah şeytanı yaratmasaydı bütün insanlar cennetlik olur muydu? Şimdi evvela şeytanı tanımamız lazım. Şeytanı çoğu kimse melek zannediyor ama şeytan melek değil, bir cindir. Cinler de insanlar nasıl ibadetten, hesaptan mesulse o da mesuldür. Şeytanın eski ismi Azazil'di. 20.000 sene diğer meleklere hocalık etti, ilim sahibiydi. Normal bir kul, o da bir kuldu. İsmi Azazil'di. Şeytan Allah Celle Celaluhu'ya isyan etti. Ne dedi? Hazreti Adem'e ben secde etmem. O dedi topraktan ben ateşlenim, ben daha üstünüm dedi. Orada bir kibir yaptı. Bakın şunu evvela söyleyelim. Bu herhalde bunu çok tekrarlayacağız gibime geliyor. Allah Celle Celaluhu bizleri özgür yarattı. Hepimiz günaha girmede de amel etmede de özgürüz. İsteyen günah işler, isyan eder. İsteyen amel eder, cenneti kazanır. Bu İnsanın özgür iradesi altında. Cinler de böyledir. Şeytan da bir cin olduğu için kendi özgür iradesi altında Allah'a isyan etti. Allah Celle Celaluhu ona niye müsaade etti? Bunun hesabını soracağı için müsaade etti. Ama bu şekilde hocam bütün insanlığı yakmış olmuyor. Devam ediyorum. Şeytan olmasaydı zaten bizim nefsimiz olacaktı. Bakın şurada her insanın iki kaşın ortasında nefis diye bir şey var. Nefsi duymuşsunuzdur zaten. Nefis, bakın iyi dinleyin burayı. Bir nefis 70 şeytandan beterdir. Şeytan adama sadece vesvese verir. Şeytanın hiçbir hükmü yoktur. Ama bu nefis denen kafir onu insana yaptırana kadar durmaz. Bakın iyi anlayın burayı. Şeytan bütün dünyayı işte cehennemlik yapacak diye bir anlamı ifade etmiyor bu. Şeytan sadece vesvese verir. Asıl olay nefiste. Biz hep şeytan üzerinden konuştuğumuz için nefsi unutuyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu şeytana dedi ya, şeytan ben kullarını azdıracağım. Evet. Ama Rabbimiz bize şöyle bir güzellik de yaptı. Madem dedi her insana bir tane şeytan evladını musallat edeceksin. Ben de dedi her Müslüman kuluma bir melek yollayacağım. O melek sen onlara kötülük telkin ettikçe o melek de onlara iyilik telkin edecek. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani olay şu, şeytanın bizim üzerimize hiçbir hükmü yok. Biz ona uyarsak sıkıntıdayız. Bu kadar basit. İşte sorunumun asıl amacı bu. Tamam. Değildi sorunun asıl. Allah diyorum yaratmasaydı keşke diyebilir miyiz? Keşke yaratmasaydı, şeytanı mı yaratmasaydı? Evet. Biz bunu diyemeyiz. Bu Allah Celle Celaluhu'nun kendi iradesiyle yaptığı, yarattığı, karar verdiği bir şey. Biz buna karışamayız. Burası imtihan dünyası mı? İmtihan dünyası. Sen lisede, üniversitede sınava giriyorsun. Hoca diyor musun? Hocam yarın ne soracaksın? Hoca ne diyor? Sınavda görürsünüz değil mi? Bu kadar basit. Evet. Sınav gününe kadar, sınav kağıdı önüne gelene kadar haberin var mı yok? Niye? Hocanın kararı bu. Karışamazsın. Ya böyle karar mı olur? Seni ilgilendirmez. Sen öğrencisin kardeşim. Önüne gelen soruyu cevaplamakla mükellefsin. Bu kadar basit. Allah Celle Celle bizi imtihan olsun diye, imtihan önemlidir. İmtihan olmasaydı Ebu Cehillerle Ebu Bekirler ortaya çıkmazdı. Peki evet. Hocam bu sorunun devamı olsun bari. İnsan öldüren birisi hesap gününde Allah'ım sen şeytanı yaratmasaydın ben de bu kötü eylemi yapmazdım. Benim suçum yok. Şeytanı yarattığın için sen suçlusun derse Allah da bu cevabı değerlendirip bu kuluna hak verip suçunu affeder mi? Ben sana o zaman bir fıkra anlatayım. Adamın bir tanesi günah işliyor mağaraya gidiyor. Allah'ım affet şeytan uydu. Tövbe diyor bir daha aynı günah işliyor. Yine mağaraya gidiyor. Ya Rabbi diyor şeytan uydu beni affet. Mağaradan çıkıyor tövbesini yapıyor bir daha şeytan uyuyor. Üçüncüde şeytan çıkıyor. Olay diyor şerefsiz diyor. Günah işliyorsun suçu bana atıyorsun diyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit mi diyorsun? Bu kadar basit. Bak, o kadar açık konuşuyorum. Çünkü bak şeytan sadece üfler. Mesela örnek şu. Arkadaşın sana diyor ki kardeşim gel akşam bir içelim diyor. Sen içmeyen biri olsan ya da içmeyecek bir adam olsan ne dersin? Yok kardeşim git. Şeytan da bu kadar yapıyor. Nefis sana onu yaptırana kadar durmuyor. Nefis bizim imtihanımızdır. O yüzden cennet var. Anladım. Sen bir imtihana tabi tutulacaksın ki Allah Celle Celaluhu bunun karşında sana sonsuz ebedi bir cennet verecek. Bu kadar açık mevzu. Anladım. Yani bu aslında çok böyle kafa karışacak mevzular değil. İmtihan dünyasındayız. Estağfirullah bismillah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun diyor Allah Celle Celaluhu. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Bak ibadet maksadıyla. Bu kadar basit. Anladım. Hiç tartışmaya gerek yok. Hepimiz kuluz, hepimiz imtihandayız. Ne yaşıyorsak onun hesabını vereceğiz. Bir imtihana tabi tutuluyoruz. Bu kadar basit. Anladım hocam. Peki hocam cehennemlik erkeklerin cennetlik olan hanımlarının cennetteki başka erkeklere eş olması durumu hakkındaki düşüncen nedir? Şimdi mevzu şu. Bir adam cehennemdeyse, karısı da cennetteyse Allah Celle Celaluhu ona başka erkeklerle evlendirmiyor. Onlara da cennet erkekleri veriliyor. Çünkü mevzu şudur. Allah Celle Celaluhu diyor ki kullarım Müslüman olun, Müslüman gibi yaşayın. Karınızla, kocanızla ya da çocuklarınızla hep beraber el ele verin. Benim amellerimi yapın, emirlerime uyun, el ele cennete girin. He, siz diyor benim emirlerime uymazsanız biriniz cehenneme, biriniz cennete girersiniz. Sonucu budur. Sonuçlarına katlanırsın. Cennette şunu söyleyeyim bak bu mevzu çok basit aslında. Cennette sıfırdan bir hayata başlayacağız. Şöyle anlayın nasıl bu dünyaya sıfırdan anne karnından çıktık değil mi? Evet. Anne karnını hatırlayan var mı? Yok. Yok. Nasıl ki cennet, anne karnını hatırlamayan yoksa cennete gittiğimiz zaman da bu dünyadaki mevzular hatırlanmayacak. Çünkü insanlar cennete girmeden önce Allah Celle Celaluhu onları cennet önünde bir ırmak var. Bir nehir. O nehre sokup çıkacak haset, kin, nefret, kıskançlık hiçbir şey kalmayacak. Yani tertemiz, saf bir insan haline gelecek. Adam cehennemde, kadın cennette. Allah Celle Celaluhu eğer onun karısı üzülmesinin için, çünkü cennette üzülme yok. Üzülmesin diye Allah Celle Celaluhu aynı o kadının kocasına benzeyen bir mahluk yaratacak. Bir insan diyelim biz ona. Bir insan yaratacak. Ama hatırlamayacak diyorsunuz hocam o zaman. Ona benzer insanı yaratmasına gerek yok. Bak şimdi hatırlamayacak derken hayır. Başlayacaksak. Bütün hayır bak kıskançlık alınacak. Kıskançlık hani eski işte kocası. Eski hatıralar da alınacak dedin eski, ama. Bak şimdi bir daha anlatıyorum. Şimdi hatırlanmayacak mevzusu şu. O sıkıntılar, o meşakkatler, o problemler var ya problemlerin hepsi alınacak. Anne karnındaki nasıl unuttuk mesela. Hafıza da alınacak mı? Hafıza alınmayacak. Her şey hatırlanacak. Şöyle bak bak şöyle toparlayayım. Mevzuyu baştan alalım o zaman. Nasıl silinecek? Sıkıntılı mevzular, kötü mevzular. Mesela adam cehennemde. Tamam. Şimdi karısı o mevzuları hatırlamayacak. Başına gelen sıkıntılar. Niye adam cehenneme gitti? Günahkardı, bozuktu, kötüydü. Kadın üzülmesin diye o ahvalleri unutturulacak. Kocasının cehennemlik amelleri ona unutturulacak. Bu unutturulacak. Anladım. Yoksa insanlar cennette pazarlar olacak. Pazarlar. Nasıl pazarlar? Sadece gidip muhabbet, sohbet etme pazarı. Mesela sen cennete girdin. Orada dedenle karşılaşacaksın. Bu yaşanacak hadis-i şerifte geçer. Dedenle karşılaşacaksın. Deden diyecek ki vay o evladım nasılsın iyi misin? İyi hoş. Hadiste geçer. Diyecek ki evladım nasıl yaşadın nasıl öldün? İşte dedeciğim böyle ameller ettim. Böyle güzelce öldüm. Böyle vefat ettim. Çünkü onlar birbirini görmedi ölürken. İşte eski dedeler işte 100 sene önceki dedesiyle görüşecek. Atıyorum mesela orada Hz. Ebu Bekir'le görüşeceksin. Sana soru soracak radıyallahu anh. İşte ne yaptın, nasıl yaşadın, nasıl öldün, böyle tanışma şeyler. Hep güzel şeyler konuşacak, kötü şeyler konuşulmayacak. Kötülükler unutturulacak insanlara. Anladım. Kadının kocası cehennemdeyse kocasının kötü ahvalleri ona unutturulacak. Onun kafasından silinecek çünkü cennette üzüntü yok. Ona Allah Celle Celaluhu onun kocasına aynen benzer bir kişi yaratacak. Onunla orada evlenecek. Üzülmesin diye. Anladım. He, karısı derse ki problem yok zaten, hani ben cennete gittim, o benden ayrıydı, o cehenneme gitti, ayrıldık ayrıldık. Allah Celle Celle ona başka bir, yani şöyle bir şey de var mesela, dul kadınlar, bekar kadınlar deniz şehitleriyle evlendirilecek diye hadis-i şerif var. Bak mesela kadının kocası cehennemde. Bir hadise deniz şehitleri diye geçer. Denizde şehit olan kişilerle. Mesela adam denizci, denize gitmiş, işte boğulmuş, kaybolmuş. Ne oldu? Deniz şehidi oldu bu. Çünkü boğularak ölen şehitler hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinden yol çıkarak diyoruz ki deniz şehitleri dul kadınlarla evlendirilecek. Böyle de bir hadis-i şerif var, böyle de bir rivayet var. Anladım hocam. Peki hocam, bir Müslüman bir mezhebe bağlamak zorunda değilken ve kabirde hangi mezhepten olunduğu sorulmayacakken eski zamanın din alimleri neden dine farklı yorumlar getirerek insanları bu şekilde kamplaştırdı? Büyükler der ki mezhepsizlik küfre götüren bir köprüdür. Her insan bir mezhebe uyumak zorundadır. Mezhepsizlik diye bir şey yoktur. Bak. Ama Kur'an'da yeri yok. Nasıl yeri yok? Ayet var ya. Bunlarla alakalı benim 2-3 tane sohbetim var. Kur'an'da ayet var. Ayet. Şöyle özetleyeyim kafası almayanlar için. Bu ayeti detaylı araştırabilirler. Uzun bir mevzu. Ben çünkü çok basite indirgeyeceğim. İnsanlar anlasın diye. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere kan aldırmış. Kan aldırmış. Evet. Peşine namaza durmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere daha kan aldırmış. Abdest alıp sonra namaza durmuş. İmam-ı Şafii kan aldırıp hemen namaza durduğu kısmı almış. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bir kere yaptı. Yaptığını hemen alıyor İmam-ı Şafii. İmam-ı Hanifi diyor ki, İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere diyor kan aldırdı, peşine abdest aldı, abdestten sonra namaz kıldı. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kan aldırdıktan sonra abdest aldıysa demek ki kan abdesti bozuyor. İmam-ı Şafii diyor ki ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere kan aldırdı, abdesti bozulmadı. Ne demek bozulmadı? Peşine namaza durdu. Demek ki burada bir şeye ruhsat veriliyor. Şafii mezhebi kan aldırdıktan sonra namaza durduğu için vücuttan kan akması diyor, abdesti bozmaz. İşte neden böyle bir fikir ayrılığı? Kolaylıktır. Hocam. Bak hemen söyleyeyim, devam edeceğim. Bitmedi. Bak kolaylık. Ben sana bir örnek vereyim. Ben bir kere ağzımdan ameliyat oldum. Bak ağzımdan ameliyat oldum. Damağımdan et kesildi benim. Geçmişler. Dişimin dibine, Allah razı olsun, dişimin dibine o et şey yapıldı. Neyse işte yapıştırıldı. Benim ağzımda bir hafta boyunca sürekli kanama oldu. Ben Hanefi mezhebindenim. Sürekli kanama olduğu için benim abdestim oluyor mu? Olmuyor. Namazım oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. E neye göre amel edeceğim ben? Şafii'ye göre amel edeceğim. Anlaşıldı mı yani burası? Yani işimize geldiği gibi kolaylık. Hayır. Hocam. Mezhepler arasında kolaylıktır. Hanefilerde kan akınca oruç, namaz bozuluyor, abdest bozuluyor. Ama Şafiilerde bozulmuyor. Herkes Hanefi olsaydı, sadece kan akması, hani mezhep olmasaydı, misal diyorum, hani anladığınız şekilde konuşayım. Kan akması abdesti bozmasaydı ya da sadece bozsaydı. Evet. Bu sefer ne olacaktı? Sürekli kanaması olan insanlar oluyor. Bu adam namaz kılmayacak mı? Bu adam abdest almayacak mı? Ne yapıyor? Şafii'ye göre amel ediyor. Mesela başka bir örnek vereyim. Şafii erkeklerde bir kadının eline değdiği zaman abdesti bozuluyor. Evet. Şimdi Hanefilerde böyle bir şey var mı? Yok. Yok. Şafiler Kabe'de ne yapıyor hac zamanında? Hanefi'ye uyuyorlar. Al sana kolaylık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir kadına eliyle dokunmamıştır. Akabe biatları sırasında olması lazım. Kadınlar mesela, erkekler tabi olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elini tutarak tabi oldu. Hanımlara da bir rivayette şöyle geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir leğen gibi bir şey kabın içine su koyardı. Ellerini onlar koyardı. Kadınlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elini değdirmeden aynı kaba elini koyardı. Biat sayılıyordu. Bak şimdi kadının eline değmiyordu. Anladım. Şimdi mezhepler aslında kolaylıktır. Aslında insanlar biraz düşündüğü zaman bu meseleler çok kafa yoracak mesele değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerden birini bir vali olarak tayin etti. Sahabenin ismini unuttum. Allah affetsin. Dedi ki gittiğin yerde dedi bir karar vereceğin zaman bir önüne bir sıkıntı çıkan neyle de amel edersin? Dedi ki ayetle amel ederim. Dedi ki ayette yoksa. Dedi ki hadisle amel ederim. Dedi ki ne ayette ne var ne hadiste var dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O sahabe dedi ki ben dedi ayetten hadisten bulamadığım zaman diyor kendi mantığımla yorumlarım, hangisi ayete hadise en uygunsa onun kararını veririm. Şu anda sahabe ne dedi? Yani kararı az çok kendi İçtihadıma göre veririm. Normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demesi lazımdı? Sen nasıl kendi kafandan fetva verirsin demesi lazım değil mi? Ayette yok, hadis yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elhamdülillah dedi. Dedi isabet ettin. Bak şimdi. Bu da mezheplerin bir kolaylığıdır. Sen Şafii mezhebinde böyle, Hanefi de böyle, Hanbeli de böyle, Maliki de böyle demeyeceksin. Aslında hepsi bize bir kolaylıktır. Anladım hocam. Peki hocam, Arap ülkeleri İstanbul'un fethini kutlamaz iken biz Türkler neden başka Müslüman ülkelerin kutlamadığı Mekke'nin fethini kutluyoruz? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu diyor, değil mi? Doğru. Biz elhamdülillah bu hadisle amel etmiş bir ecdadın torunlarıyız. Biz bunu elbette kutlayacağız. Çünkü fetheden biziz. Başkalarının kutlamaması bizim umurumuzda bile değil. İsterse kutlasın, isterse kutlamasın. Hiç problem değil. Çünkü fetheden alan biziz. Mevzu bu kadar basit. Biz aldık kardeşim, bizim hakkımız. Onlar ister kutlamasın, ister kutlasın. Mekke'nin fethini neden kutluyoruz? Neden çünkü sahip çıkmıyorlar ama Müslüman ülke olarak? Ben onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Çünkü Mekke bizimdir. Onların da ama. Bak, hayır dinlemiyorsun bak. Dinlemiyorsun beni. Tamam. Işte. Ben sana söyleyeceğim. Mekke hepimizin. Niye? Mekke'de Kabe var. Kabe bütün Müslümanların değil mi? Evet. Bu kadar basit. Ama İstanbul sadece bizim elhamdülillah. Hangisi gelip atıyorum İstanbul'da ben böyle şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım diyebiliyor mu? Diyemez. Ama biz gideriz Kabe'de, Mekke'de istediğimiz gibi amel ederiz. İşte haccımızı yaparız, umremizi yaparız. Kutsal bir mekan olduğu için Müslümanlara ait. Orası Müslümanlara ait. Hepsinin oraya gitmesi zorunlu zaten. Allah Celle Celaluhu bize bunu emrediyor. Allah Celle Celaluhu'nun emri olduğu için biz bunu kutlamak zorundayız. Şimdi bak, arada bir şey dedin sen, ne dedin? Araplar dedin, işte Türkleri şeyini kutlamıyor. Kardeşim bak, 50 kere söyledik bunu. Lawrence diye bir namussuz var. Lawrence diye bir namussuz İngiliz ajanı. Ne yaptı? Yemedi, içmedi, Araplarla Türklerin arasını bozdu mu? Bozdu. Şu anda Araplarla Türkler kardeş olması lazım ya. Zaten ayette ne var? İnnemel müminune ihvetun. Ayet var. Muhakkak ki Müslümanlar kardeştir diye bir ayet var. Ama Lawrence denen zındık kafir bu kardeşliği bozdu. Arapları Müslümanlara, soldan dönün. Müslümanları, Türkleri Araplara, Arapları Türklere düşman etti bu adam. Tabii ki de Araplar kutlamaz. Tabii ki de Müslümanlar bu Araplar der. Haşa ve kella. Kimse bu kelimeyi kullanamaz. Ne Araplar, Türkler için bu Türkler böyle böyle. Hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? Utrukut Türke ve la terakukum. Türkler size bulaşmadıkça siz Türklere bulaşmayın. Hadis-i şerifi var. Daha başka bir şey söylemeye gerek var mı? Bence yok. Peki hocam, ne mutlu Türk'üm diyene sözünü söyleyebilir misin? Ne mutlu Müslüman Türk'üm diyebilirsin. Çünkü bir adam Türk olup da Hristiyan olursa cehennemde. Bir adam Türk olup Yahudi olursa cehennemde. Bir adam Türk olup ateist olursa cehennemde. Ne kadar mutlu olursan ol cehennemdesin. Ama ne mutlu elhamdülillah Müslüman Türk'üm diyene. Bu kadar basit. Müslüman Türk'üm diyeceğiz. Hayır bak, mantıklı olan bu zaten. Bak tamam. Mantık çerçevesinde düşünce Müslüman olmayınca cennete gider misin? İstediğin kadar mutlu ol. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hadi dedik. Müslüman diyelim. Ula cehennemde yandıktan sonra mutlu olsan ne olacak? Anladın mı mevzuyu? Anladım. Cehennemde mutsuz olacaksın. Anladım hocam. Peki hocam, yabancı uyruklu bir eşcinsel şehadet getirip Müslüman olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Tövbe ettikten sonra her şey olabilir. Ya adam isterse yabancı olsun, isterse bilmem ne olsun, ne olursa olsun tövbe ettikten sonra Allah Celle Celaluhu affediyor. Estaizu billah bismillah. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallah tövbeten nasuha diyor. Allah Celle Celaluhu. Ama tövbe derken geçmişteki hayatını mı gene sürdürürse eğer bu eşcinselliğini. He. Evet, ben bu bakımdan söyledim. Tamam. Günahı kadar yanar, haram kabul ederse, yaptığı işin haram olduğunu kabul ederse, günah olduğunu kabul ederse cehennemde günahları kadar yanar çıkar. Ama kafir olursa ebedi yanar, Müslüman olursa günahları kadar yanar çıkar. He, günahkardır, Allah affetsin. Ya Rabbi işte atıyorum misal, ben eşcinselim ya Rabbi, ben bu günahtan kurtulamadım. Bak kurtulamadım ama kurtulmak isteyecek ha. Öyle yok bedavadan. İstemiyor. İstemiyor. He, bu benim diyor geçim kaynağım. Ben hatta vücudum bu şekilde alışmış. Kendimi bu şekilde cinsel olarak tatmin ediyorum tamam. Derse. Hemen kısa bir not söyleyeyim. Helal görürse kafirdir, cehennemdedir. Ama haram olduğunu bilirse cehennemde yanar çıkar. Bu kadar ama basit. Bakın şimdi hocam, adam onun hem geçim kaynağı hem de bir artık vücut fizyolojisi onun alışmış. Yapamıyor. Gidip de bir yere o meslekten geçimini sağlıyor. Gidip de o yaştan sonra bir çırak olarak bir işe tamam, girip karnını doyuramıyor. Tamam, ben sana hadis-i şerif söyleyeyim. Bir insanın kalbinde zerre kadar iman varsa o cehennemde günahları kadar yanacak çıkacak. Bu kadar basit. Bak Müslümanlığı kabul ediyorsa, bak haram olduğunu biliyorsa cehenneme girecek, yanacak ama iman ol. Bak iman çok farklı bir şey. Çok ince bir çizgi. Bak iman diye bir şey var. Çok ince bir çizgi. Eğer Müslümanlığı kabul ediyorsa, Allah Celle Celle'nin varlığını birliğini kabul ediyorsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ediyorsa, yaptığı işin haram olduğunu ama düşmüş bir pisliğe çıkmıyor, çıkmak da istemiyor ama helal de görmüyor. O adam cezasını çekecek. Cezasını çektikten sonra imanı sebebiyle Allah Celle Celle'nin bir olmasını kabul ettiyse bile cehennemden çıkacak. Cennete girecek. Bu kadar basit. Anladım. Dünya Allah'ın dünyası. Cennet Allah'ın cenneti. Cehennem Allah'ın cehennemi. Kimse karışamaz. Allah ben affederim. Sana ne diyor herkese? Bu kadar basit. Peki hocam bilindiği üzere Hz. Muhammed döneminde maaşlı imamlık uygulaması bulunmuyordu. Tamam. Cemaatten bir kişi gönüllülük ve yeterlilik esasına göre imamlık görevini üstleniyordu. Ama sonradan ne oldu da bu gelenek bozuldu? Şartlara ve zamana göre din güncelleniyor mu? Ve de parayla namaz kılların arkasında namaz kılınır mı? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında dediğiniz gibi imamlar gönüllüydü. Osmanlı zamanında da camide imamlar hem imamlık yapıyordu hem de orada görevliydi. Hani cemaate işte Kur'an okutuyordu, Kur'an öğretiyordu. Yani orada çalışan gibiydi. Ama Osmanlı zamanında imamların maaşını camilerin altına yapılan dükkanlar karşılıyordu. Halk vermiyordu. Oradan kazanılan, hani orası caminin vakıf malı gibiydi. Oraya gelen işte müşterilerin verdiği paralarla İmamların maaşı ödeniyordu. Bu halkın cebinden çıkmıyordu. Normal hani caminin zaten vakfın malı olduğu için otomatikman caminin giderlerinden sayılarak imamların maaşı karşılanıyordu. Şimdi günümüzde baktığımız zaman bu işin başında kim var? Diyanet var. Evet. Bu işten mesul kim o zaman? Diyanet. Peki Diyanet'i kim kurdu? Ben sana sorayım, sen cevap ver. Diyanet'i kim kurdu? Atatürk kurdu. Atatürk kurdu. He. O zaman bu sistemi Atatürk kurduysa o zaman bu soru beni aşıyor. Sistemi kuran Atatürk. Bunun kararını veren Atatürk'se benim söyleyecek bir şeyim yok. Atatürk'le ilgili sorularımı da soracaktım hocam. Sıkıntı yok. Ha, bir dakika bakayım, soruda başka bir şey var mıydı? Ne oldu, bir gelenek bozuldu. Parayla namaz kıldıran arkasında namaz kıldıran. Diyanetin işi babacığım. Diyanet Kur'an'da Atatürk. Yani Atatürk'le yaşamadığı için soramazsın şimdi. Peki hocam. Şartlara ve zamana göre din güncelleniyor mu? İslam'ın kaideleri, kuralları güncellenemez. Ama günümüz şartlarına uymayan şeyler varsa günümüz şartlarına göre değerlendirilir. Buna güncelleme denmez. Günümüz şartlarına göre değerlendirilir denir. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki... Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda dediği şey benim söylediğim şeyin aynısıdır. Bak yanlış anlaşılıyor. Yanlış telaffuz etti işte. Böyle hani tam insana ilim olmayınca Tayyip Erdoğan hafız olabilir ama ilim sahibi değil bu konuda. Net ilim sahibi değil. Buradaki söylemek istediği şey günümüze göre... Günümüz şartlarına göre, günümüz fetvalarına göre değerlendirilmelidir. Mesela atıyorum eskiden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Atıyorum 2 rekat namaz, misal diyor, bak misal bu. 2 rekat namaz kılana diyor sanki diyor bütün dünya diyor kırmızı develer sahibi olmuş gibi sevaptır misal. Şimdi günümüzdeki kırmızı devenin ne anlıyoruz? Bu büyüklerdeki kırmızı Mercedes diyor. Bak şimdi anladın mı mevzu? Böyle bir şey. Hani günümüze göre değerlendirmek lafı böyle. Günümüze göre güncellemek değil. Günümüz şartlarına göre değerlendireceğiz. Anladım. Bu kadar mevzu. Soru bitmedi. Namaz parayla namaz kılların arkasında namaz kılınır mı? Kılınır. Bakın Kabe imamlarının hepsi Vahabidir. Vahabi. Allah gökte de inancındadır. Ama biz Ehl-i Sünnet akidesini ne yapıyoruz? Cemaat olduğu için onun arkasında namaz kılıyoruz. Bazı alimler diyor ki kıldığınız namazı iade de edebilirsiniz. Kabe imamlarının arkasında kılan namazı Anladım. İade edebilirsin diyor. Ama onun arkasında kılacaksın. Diyanetin hocaların arkasında namaz kılınır. Peki hocam bir siyasi sorumluluk istiyorum müsaadenle. Gerçek Atatürkçü parti AK Parti'dir diyen Hülki Cevizoğlu'na hak veriyor musun? Valla ben Hülki Cevizoğlu'nu çözemedim. Ne ayak onu da çözemedim. Ben AK Parti'den aday olduğunu duyunca şaşırdım. Dedim ne işi var burada? Yani... Kapı herkes açık değil mi hocam? Bak şaşırdım derken ben tahmin etmiyorum anlamında şaşırdım. Anladım. Hani ben Hülki Cevizoğlu'nun AK Parti'den geleceğini hiç aklıma gelmezdi. Ama mevzu şu, siyaset öyle bir şey ki insan 40 yıla giriyor. Bu lafın bence yeter. Bu lafın yetiyor hocam. Bunun sen de farkındasın değil mi? Ben bile Allah Allah. Peki hocam Atatürk halifeliği kaldırıp laik bir cumhuriyet kurarak Allah'ın ona yazdığı rolü oynadı. Müslümanlığı hak din olarak gören Allah neden Türkiye'deki Müslümanlara bu cezayı verdi? Bu durumda Allah mı suçlu yoksa Atatürk mü? Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu soruyu kim sorduysa... Ben kendim hazırladım hocam. Valla ben sana bir söyleyeyim. Bu soruyu hangi gavur hazırladı diyecektim ben sana. Ben hazırladım. Ben sana söylüyorum bak. Bak ben sana baştan dedim. Ama şimdi büyük bir Atatürk nefreti var hocam. Bir dakika. Hocam, ben sana şunu söyleyeyim. Kimse kalkıp haşa ve kella Allah suçlu mu diyemez. En kral Müslüman da diyemez. En kral gavur da diyemez. Yumuşatmam gerekiyor. Abicim ne yumuşatması hocam ya? Gözünü seveyim ya. Allah suçlu diye bir laf var mı ya? Ben sana soruyu şimdi başka yere çekerim. Seni 2 dakikada burada gavur ederim ben seni. Haşa böyle bir laf var mı? Ben sana soruyu baştan tek tek cevaplıyorum. Atatürk halifeliği kaldırdı. Tamam, halifeliği kaldırdı. Halifelik nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kanunlarını, kurallarını yürütecek devlet yetkilisi mi? Günümüz tabirle Cumhurbaşkanı. Atatürk geldi, İslami Cumhurbaşkanlığını kaldırdı, laik Cumhurbaşkanlığı getirdi değil mi? Doğru. Tamam. Laik bir cumhuriyet kurarak Allah Celle Celle'nin ona yazdığı rolü oynadı. Hayır, Allah Celle Celle'nin, bak sohbetin başına söyledim. Türk halkı, Müslümanlar neyi hak ettiyse Allah Celle Celle'le onlara onu verir. Suriye neden iç savaş, iç kargaşa içerisinde? Çünkü Suriyeli bir alim der ki biz Ehl-i Sünnet'i terk ettik, biz günahlara daldık. Suriye öyle bir hale geldi ki diyor, Suriyeli bir alim diyor, Allah Celle Celle'nin belamızı ver diyor. O zamanın, Osmanlı'nın son zamanlardaki Müslümanlar azdı, kudurdu, günahlara daldı. Nerede Fatih zamandaki Osmanlı? Nerede Kanuni? Nerede Yavuz? Hepsi bozuldu. Günahlara dallar, haramlara dallar, batılaşlar, batıda batı, Allah Celle Celle laiklikle batırdı. Evet, hiçbir Müslüman şunu diyemez, laiklik yaşasın diyemez. Çünkü laiklik eşittir Allah bana karışmasın demek. Allah Celle Celaluhu senin tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmana karışıyorsa, senin hanımınla nasıl birleşeceğine karar veriyorsa, senin devletinin de nasıl yönetildiğine karar verir. Bunu kimse tartışamaz. Ama Atatürk ne dedi? Din ve devlet işleri birbirinden ayrılacak. Din adamları devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak diyorlar. Ama hayır, devlet dine karışıyor bile. Bu ülkede sakallı sarıklı operasyonu yapıldı. Bu ülkede başörtülü bacılar sokaklarda yerlerine sürüldü. Hani devlet karışmadı dine? Ben sana soruyorum. Madem Atatürk için, cevap ver bana. Ben Allah için konuşuyorum. Öyle bir dünya yok. Laiklik Müslümanın savunacağı bir şey değildir. Bir adam derse ki yaşasın laiklik, kahrolsun şeriat, kafirdir. İsteyen istediğini söylesin. Ben elhamdülillah bunun hesabını Allah'a veririm. Ama maalesef bugün bu sistemde bunu diyen hapse giriyor. Sen nasıl laikliğe laf edersin? Ya laiklik dedin Allah Celle Celaluhu ihsan etmektir be. Devam ediyorum. Müslümanlığı hak din olarak gören Allah diyor. Gören Allah değil, yaradan Allah Celle Celaluhu. Allah neden Türkiye'deki Müslümanlara bu ceza verdi? Az önce zaten cevabını verdim. Türkiye'deki Müslümanlar kaşındı, azdı, kudurdu. Allah Celle Celaluhu belamızı verdi. Al sana halifelik hakkı. Yaratan Allah hocam. Bak şimdi bak söylüyorum işte daha. Yani o kaderi, o rolü ona veren ya Allah sana, değil mi? Benim kullarım, benim dinimi takmıyorlar. Anlayacağın sabırla konuşuyorum. Benim kullarım, benim Türkiye işte Osmanlı, o zaman Osmanlıydı. Osmanlı toprağındaki kullarım, Osman evlatları benim dinimi artık yaşamıyor. Namaz bozuldu, zikir bozuldu, oruç bozuldu. Bak sana bir beyit okuyayım. 200 senelik bu, ama o zaman dediğin hocam Osmanlı döneminden başlayan bir gelişme değil mi? Söylüyorum sana, Osmanlı'dan yani bahsediyorum Osmanlı'dan. Ya mübarek adam, sen beni dinlemiyorsun ki. Osmanlı'dan bahsediyorum ben sana. Osmanlı zamandan gelen bir şey bu. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevai nefse dandı naas bu anda, hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda, eğer alim, eğer abid buşan da, bu nas'tan uzdet et hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim. Bu beyit 200 sene evvel yazılmış Osmanlı zamanında. Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibulat diyor ki insanlar bozuldu, ayetleri bozdular, hadisleri bozdular. Bak 200 sene önce tam dediğimiz zamanlar, Osmanlı'nın son zamanları. İşte Osmanlı bozuldu, halk bozuldu, Allah Celle Celaluhu belayı verdi. Laiklik bu ülkenin başına gelmiş bir beladır. İsteyen yargılasın, isteyen hapsasın, umurunda değil. O zaman şunu da diyebilir miyiz hocam? O zaman şunu da diyebilir miyiz? O zaman Osmanlı hükümdarlarının da bunda bir şu var. Son dönemin padişahları batılaşalım. Al sana batı. Vahdettin dahil mi? Bak hepsine söylüyorum. Ama gavurullah demiyorum ha. Yok, hani batılaşalım muhabbeti var ya. Anladım. Aman batı, al sana batı. Batırdılar bizi. Açık konuşuyorum. Anladım. Hepsine söylüyorum. Ama bak Osmanlı, ben sultanlarımıza laf etmem ama yanlış yaptılar kardeşim. Batılaşma yanlış fikirdir. Allah böyle batırır adamı. Bu durumda haşa ve kella, bu son, çünkü sana bir fırça atmam lazım, böyle bir soru yok. Bu durumda Allah'ın suçu mu Atatürk'ün mü? Haşa ve kella. Burada Allah Celle Celle suç isnat etmek kafirliktir. Bunu kimse diyemez kardeşim. Burada hepimiz nasıl hesap vereceksek Atatürk'le yaptığı her şeyden hesaba çekilecek. Bu kadar basit. Anladım hocam. Peki hocam 10 Kasım saat 9'u 5 geçe kenefe gidin diyen Mısırlıoğlu'nun bu sözlerinin sen de arkasında mısın? Ve bugün 10 Kasım saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunmayanlara karşı ne düşünüyorsun? Şimdi 10 Kasım saat 9'u 5 geçe kenefe gidin sözü Kadir Mısıroğlu'nun kendi görüşüdür. Ben böyle bir söz söylemem. Niye söylemem? Çünkü biz sohbetlerimizde de söylüyoruz. Atatürk'ü sevmeyebilirsin ama sövemezsin. Ebu Cehil'i sevmeyebilirsin ama sövemezsin. Şeytanı sevmeyebilirsin ama sövemezsin. Bu herkes için geçerli. Kılıçdaroğlu'nu sevmeyebilirsin, sövemezsin. Meral Akşener'i sevmeyebilirsin, sövemezsin. Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsin, sövemezsin. Atatürk'ü de sevmiyorsan kardeşim sövmeyeceksin. Bu bizim mantığımız budur. Kadir Mısıroğlu'nun bu kendi görüşüdür. Bununla alakalı Allah Celle Celaluhu hesabını verir. Beni ilgilendirmez. Ama toplumu bir bak ben sana ötekileştirme yapıyor hocam. Bak, yani ben cevabını verdim. Ben olsam bunu söylemem. Bu insanların kendi arasında konuşması gereken bir mevzu bu. Yani kürsüde konuşulmaması gereken bir mevzu bence. Bir cahillik yaptı diyebilir miyiz? Ben şimdi Kadir Mısıroğlu'na cahil diyemem ama bu lafa istinaden söylüyorum. Bak söylüyorum. İnsanları fitneye sokacak kelimeleri konuşmamak lazım. İnsanları böyle sıkıntıya sokacak, kendi arkasından da böyle hani mesela biz de biliyoruz bazen mesela bir şey konuşuyoruz, bir şey anlatıyoruz, arkamızdan yemediğimiz şey kalmıyor. Ondan sonra diyorum ki lan keşke bunu konuşmasaydık mesela. Ben de şundan eminim, Kadir Mısıroğlu da bu sözünden dolayı tahminimce bir pişmanlık yaşamıştır. Çünkü arkasından çok hakaret ve küfür edenler oluyor. Ben iki tarafa da ne Kadir Mısıroğlu'na küfür edilmesine taraftarıyım ya da Atatürk'e küfür edilmesi taraftarıyım. Sevmeyebilirsin ama sövmesin. Anladım hocam. Peki hocam Türkiye'nin ahlaken çöküyor olmasının nedeninin altında hükümetlerin suçu var mı? Türkiye'nin ahlaken çöküyor olmasının nedeninin altında hükümetlerin suçu var mıdır? Herkesin suçu vardır. Senin de var, benim de var. Ama balık baştan kokuyor. Tamam söylüyorum bak. Mübarek sözümü kesme benim ya. Ya bak arkadaş sözümü kesip durmayın bak. Ben sana başlandım. Bak ben sinirlendim mi benim önüme alamazsın. Arkadaş senin de suçun var, benim de suçum var. Ben Müslüman mıyım kardeşim? Müslümanım. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. E peki kardeşim senin gözünün önünde bir ahlaksızlık oluyorsa sen Müslüman olarak kardeşim bak senin bu yaptığın yanlış diyemiyor musun? Demen lazım. Niye diyemiyorsun? Suçun hükümetine ne var? Hükümetin suçuna gelelim mi kardeşim? Eğer hükümet kardeşim bak Rusya'da TikTok yasak Rusya'da. Niye? Toplumun ahlakını bozduğu için Rusya'da TikTok yasak. Türkiye'de de yasaklansa kardeşim. Hükümetin böyle yaptırımları olması lazım. İnsanlar harama teşvik eden ne varsa hükümet gerekirse önünü kesecek. Ama diktatörlüğe girmiyor mu hocam? Böyle dinlemiyorsun beni. Dinlemiyorsun. Bak dinle diyorum sana. Diktatör diyorsun adama. Diktatör diyorsun adam seçim yapıyor. Ben Erdoğan için diktatör demedim. Bu olayı yaparsa bir diktatörlük örneği olmaz mı dedim. Ama diyorsun ki toplumun ahlakını hükümet bozmuyor mu diyorsun. Ben de sana cevap veriyorum. Bak devam edeyim. Rusya'da TikTok yasak değil mi kardeşim? Yasak. Niye? Toplumun ahlakını bozuyor. Ya bu Türkiye'de porno sitelerine giriş engellendi diye Taksim'de 10 binlerce kişi pornoma dokunma diye eylem yaptı ya. Hükümetin ne suçu var be? Hükümet diyor ki kardeşim toplumun ahlakını bozan siteler var. Biz bunlara girişi engelliyoruz diyor. Ama 10 binlerce kişi pankart açıyor. Pornoma dokunma, cinselleme dokunma, porno izlerim, sevişirim hamile kalırım, doğurum sana ne? İstediğim tövbe estağfurullah, istediğime veririm. Bu tövbe estağfurullah neyse ne işte. Beni konuşturma şimdi. Hükümetin suçu var. Hükümet yaptırım yapacak kardeşim. Sen toplumun ahlakını bozamazsın. Evinin içinde ne bok yiyorsan ye. Benim ağzımı şimdi bozdurmasınlar. Evin içinde ne ahlak yapıyorsan yap. Evin içindeki ahlaksızdan da biz Müslümanlar sorumluyuz. Kardeşim ben bir hoca olarak mesela Müslümanlar bu günahtır yapmayın derim. Sen de bir yayıncı olarak bir yayında ya arkadaşlar bakın Müslüman bir toplumuz. Türkiye'de yaşıyoruz. Biraz ahlaklı olalım. Ahlaki değerler bozulursa ülkeler çöker. Ahlak giderse insanlar gider. Böyle şeyler konuşmamız lazım. Hükümetin de suçu var, halkın da suçu var. En büyük suç hocalarda. Hocalar işi gücü bıraktı birbirine sarıyor. Ehl-i sünnet hocalarda. Peki senin de suçun yok mu hocam? Cenneti vaat ediyorsun ama. Ben cenneti vaat etmiyorum. Cenneti vaat ediyorsun. Allah Celle Celaluhu. Ama ben sana diyorum ki bir dakika. Ben sana diyorum ki bak. Dünyada zina etme, harama bakma, yamuk yapma, sadece hanımınla yetin. Namahreme bakarsan, harama bakarsan, el alemin karısına kızına bakarsan, zina edersen sana cehennem var. Ama bunlara bakmazsan cennette sana huri ödül var diyorum sana. Neden peki cinsellik ödülü var? Allah Celle Celaluhu her insana bir fıtrat vermiştir. Bak fıtrat. Sohbetin başına dedik. Allah Celle Celal imtihan üzerine bizi gönderdi. Erkeklerin fıtratında şu vardır. Erkekler cinselliğe meyillidir. Rabbim böyle yaratmıştır. Kadınların meyillidir. Altına, ziynet eşyalarına bunun meyli vardır. Erkeklerin yani zayıf noktası yani zaafı kadınlar olduğu için Rabbimiz yaratış şekli bu. Biz karışamayız. O zaman pornoma dokunmayın diyen insanları neden yadırgıyorsun hocam? Pornoma dokunma haram yapıyor da. Harama biz baş kaldırıyoruz. Harama kızıyoruz. Porno yasak, haram. Sen el alemin karısına kızına bakma diyoruz deminden beri. Ayet var. İnanan erkeklere söyle, inanan kadınlara söyle. Gözünü haramdan sakınsınlar diye. Ayet okuyorum ben sana be. Sen diyorsun ki niye porno izlemesin adam? Haram diyorum sana ya. Ayet var kardeşim. Sen kalkıyorsun bana şimdi porno savunuyorsun. Böyle bir mantık var mı? Saçma sapan işlere İslam'da yer yok kardeşim. Hükümetin de suçu var, vatandaşın da suçu var, hocaların da suçu var. Herkes adam gibi bu konu hakkında bağıra bağıra konuşması lazım. İnsanlar ahlaksızlaşıyor ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Peki hocam, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim varken hadislere, tarikatlara, cemaatlere ve mezheplere gerek var mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri olmasa Kur'an'ı kimse anlayamaz. Niye? Allah Celle Celaluhu bir ayetinde diyor ki zina etmiş kadınlarla zina etmiş erkekleri evlendirin. Böyle bir ayet var. Adam bir tanesi tutturmuş ortada geziyormuş bana zina eden bir kadın bulun diye. Demişler niye? Ayet var. Ayet var demiş. Allah Celle Celaluhu ayet indirdi. Zina eden kadınlarla zina eden erkekleri evlendirin. Ama Allah Celle Celaluhu daha sonra başka bir ayette bu ayeti neshetti. Hükmünü kaldırdı. Bekar kadınlarla bekar erkekleri evlendirin diye ayet indi. Ne oldu otomatikman? Ayeti neshedildi. Hadisler Kur'an'ı açıklar. Hadisler Kur'an'a detay verir. Hadis şudur. Yani tabiri caizse kullanma kılavuzudur. Kur'an'ı herkes anlayamıyor. Öyle ağır ayetler var ki mesela çoğu Müslümanın kafasını almayacağı ayetler var. Niye? Hadislerle detaylandırılıyor. Hadisler detay verir. Tarikata gelelim. Tarikat yol demek. Bak yol. Allah Celle Celaluhu'ya götüren yoldur. Cemaatlere ne gerek var? Cemaat demek cem edilen, toplanan yer demek. Camilerde cemaat yapılıyor. Peki hocam, 3 yaşında tecavüz edilip acılar ve çığlıklar içinde ölen çocuk da bir imtihana tabi tutulmuş oluyor mu? Allah sapık tecavüzünün imtihanı için o çocuğu kobay olarak mı kullanıyor yoksa bizzat o çocuğu mu sınıyor? Şimdi burada hemen soruyu baştan alalım. 3 yaşındaki çocuğa tecavüz ediliyor. Orada bir tecavüz meselesi var. Çocuğa yapılan bir haram, yasak, sıkıntı, eza, cefa. Yani Allah Celle Celal'in lanetlendiği bir iş yapılıyor o çocuğa karşı. Şimdi sen diyorsun ki o çocuğun imtihanı mı diyorsun? Evet. 3 yaşındaki çocuk Allah Celle Celaluhu'nun onu bununla imtihan etmesi bile, o çocuk orada vefat ederse o çocuk böyle bir mevzuyla alakalı hiçbir şey yaşamamış, hissetmemiş gibi cennette hayatına devam edecek. Burada imtihan sahibi çocuğun annesiyle babası olur. Şimdi bu çocuğun annesine babasına bu imtihan verilir mi diye ben soruyu bak senin sormadığın soruyu ben sana söyleyeyim. Ben sana soru çıkardım buradan. Burada asıl imtihan sahibi çocuk değil, çocuğun anneyle babası. Çünkü çocuk orada küçük, 3 yaşında hiçbir şeyden haberi yok. O çocuğa orada ne yaparsan yap, o çocuk Allah Celle Celal'in izniyle ne acı, ne sıkıntı, ne elem çeker. O çocuk Rabbim cennetine hemen alır. Hiç sıkıntı yaşamaz çocuk. Hani hissetmez bile. Hiçbir cezayı, hiçbir oradaki eziyeti hissetmez. Burada asıl ezayı, cefayı hisseden ailesi. Allah Celle Celal neden onun ailesine böyle sıkıntı vermiştir? Rabbimiz Celle Celaluhu'nun imtihanları kimi insana çok kolaydır, kimi insana o kadar büyük, o kadar ağır, o kadar acı imtihanlar verilir ki eğer o imtihanın altından kalkarsa onun mükafatı çok büyük olur. Bak bir daha söylüyorum bak. Bunu çok acı bir imtihan değil mi? Bak hocam? Onu söylüyorum bak. Tam onu söyleyecektim. Ya işte böyle imtihan olur. Arkadaş Allah Celle Celaluhu o imtihanın karşında sana verdiği mükafatları bir bilsen. Bak mesela sana bir örnek vereyim. Dünyalık bir örnek vereyim. Adam sana diyor ki kardeşim şurada bir acı biber var. Ama dünyanın en acı biberi. Bunu yersen diyor yani acısı diyor 10 gün hem ağzından hem midenden hem başka tarafından çıkacak. Anladın sen ne demek istediğimi? Evet. Ama diyor bunun karşında sana öyle bir para vereceğim ki diyor. Öyle bir para vereceğim ki o parayı diyor saymakla bitiremeyeceksin. Onun karşında alacağın evler, arabalar, yatlar, kalkların hesabı yok. Sen ne dersin? Ulan en fazla 10 gün acı çekeceğiz. Evet. Geri kalanı da yaşadık. İşte budur. Bu kadar aslında bak mevzu basit değil. Haşa bekarlar. Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok büyük beladır. Evet. Onu yapan Allah belasını versin. Allah onu kahretsin. Allah onu cehennemin dibine soksun diye söyleriz. Ama burada imtihan ailedir. Eğer sabrederse büyük imtihan alacaktır. Sondaki çocuğu kobay olarak kullanıyor kelimesi de haşa ve kella bu da küfür kelimesidir. Allah Celle'ye iftiradır. Böyle bir şey olmaz. O sadece imtihan vesilesidir. Peki hocam, bir Müslümanın kızının kocası sonradan ateist olursa, sen söyle ben şey yapacağım. Tamam, ben sana direkt sorunun cevabını söyleyeyim. Sormana gerek yok. Ben senin mevzunu anladım. Ben devam etseydim aslında. Yok, devam etme. Ben sana direkt söyleyeyim. Bak, ben sana zaten başta söyledim. Bazı konular var, hemen patır kütür cevaplarız. Kolay. Bir Müslümanın, adam kızını verdi adama, değil mi? Senin evet, sorun bu. Adam sonradan ateist oldu. Ne yapacak? Sorun bu senin. Ben sana gayet cevap. Kayınpeder, kaynana hemen boşayacak. Bitti. Hemen boşanacaklar. Yani mutlularsa ne olacak? Çocuk, mutlu yok. Hayır, varsa... boşayacak. Boşayacak. Bu kadar basit. Çünkü... Ateistler bu kadar öcü mü hocam? Ne demek hücum ya? İnsan adam Allah'a inanmıyor ya. Tamam, insan değil mi ya? Ne demek insan ya? Adam Allah'ı inkar edecek. Bu da insan değil mi? İnsan da insan. Bana ne? Haşa ve kella. Beni yaradan Allah'a. Bir dakika dur ya. Allah Allah. Beni yaradan Allah'a adam inanmayacak. Ben Allah'a inanmayacak. O insan değil mi? Neresi insan onun be? Göz vermiş, akıl vermiş. Her şeyi duyuyorsun, görüyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Sabah akşam Allah'ı sen ediyorsun. Sen bu Allah'ı inkar edebilir misin be? Neresi insan bunun? Bak şimdi valla sohbet birinden bana burada cinnet gelecek ha. Allah Allah. Ama ondan sonra adımız deliye çıkıyor. Her şeyde bağırıyor. Yani niye bağırmayayım? Adam Allah'ı inkar edecek. Ben kızımı adamın yanına tutacağım, değil mi? Müslümanlık hoşgörü dini değil mi hocam? Ya ne alakası var? Bunun hoşgörüsü olur mu? Adam Allah'ı inkar ediyor be. Bir de sonradan ateist olmuş. Yani. Bir de sonradan ateist olmuş. Evvela Müslümanmış. Bu daha gavur. Belki sonradan belki yine Müslümanlığa dönecek hocam. Gidersin. Dersin ki bak kardeş. Kardeş edemez aslında. Bak yanlış yapıyorsun. Dinine dön. O kesinlikle kabul. Soldan dön. O kesinlikle kabul etmiyorsa, bak kesinlikle kabul etmiyorsa, o zaman kardeşim benim senden kızımı alıyorum, nikahınızda boş, bitti bu kadar. Anladım. O kadar, bu kadar basit. Olay diyorsun, hiçbir şekilde insani tarafından bakmayacağız. Peki. Allah'ım ya Rabbim. Peki ya hocam, Afganistan'da ölen, öldüren, kaçan, kovalayan aynı dine mensup ve hepsi bu katliamı din adına yaptıklarını söyleyen insanlar. Peki Allah bu savaşta kimin yanında oluyor hocam? Şimdi Allah Cellece bu savaşta kimsenin yanında değil. Allah Celle Celaluhu, bak başta söyledim ben, hep söylüyorum. Sana zaten dedim bak bunu çok kullanacağız diye. Allah Celle Celaluhu bizleri özgür yaratmış. Özgürüz. Ne yaparsan yap hesabını vereceksin. Ölen de olsan, öldürülen de olsan, kaçan da olsan, kovalayan da olsan, kovalanan da olsan özgürsün. İmtihandasın. Allah Celle Celaluhu izliyor. Nasıl bir hani teşbih taht olmaz. Nasıl bir hakem bir pozisyon olduğu zaman ne yapıyor? Futbolcular birbirine giriyor. Hakem ayırıyor mu? Aynen. Ayırmaz. Ayırmaz. Hakem uzaktan izler. Hakem ayırmaz. Hiçbir hakem ayırmaz. Uzaktan izler böyle. Ne yapar? Ha, şu. Gel bakayım buraya. Kırmızı, sarı. Olay bu kadar basit. Allah Cellece ne yapacak? Bunların hepsinin cezasını ya kırmızı kart verecek ya da sarı kart verecek ya da isterse affeder isterse affetmez. Anladım. Olay bu kadar basit. Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Düzce'de milletvekili adaylarının propagandasını yapabilmek için hazırladığı minibüsün üzerindeki görsellerde sadece erkek adayların fotoğraflarına yer verdi. Kadın aday Çiğdem Kulalı seçkinin ise sadece ismine yer verilirken fotoğrafı ise karartıldı. Bu durum kadını aşağılamak mıdır yoksa onu yüceltmek midir? Bu yaptıkları tamamen yanlış bir şey. Yeniden Refah Partisi bunu yapmakla kadın aday göstermekle zaten yanlış yapıyor. Ben açık sözlüyüm. Kimse kusura bakmasın. İsterse AK Parti yapsın, ister Saadet, ister Yeniden Refah, ister MHP. Kadının siyasette yeri yok. Yeri yok. Allah Celle Celaluhu'nun kanunları, kuralları izinde hareket edeceksek siyaset zaten hani İslam'daki şu anda günümüz siyaset zaten İslam'la alakası yok da hadi diyelim İslam'la alakası var. İslam'la alakası olsa bile kadının siyasetli yok. Niye? Sürekli erkeklerle muhatap olmak zorunda. Sürekli işte tokalaşmasıydı, bilmem merhabasıydı, hi, how are you, nasılsın, iyisin. Sürekli bir toplantı, sürekli diyalog, sürekli muhabbet. Sürekli muhabbet. Erkeklerle habire iç içe. Ya böyle bir muhabbet var mı? Yok. Kadının zaten siyasetleri yok. Yeniden Refah Partisi İslami bir parti olarak gözükerek tamam İslami işler yapıyor mu? Yapıyor. Baktığımız zaman dışarıdan bakın zaman dinler parti mi? Dinler parti. Ama bir kadına da göstermesi başlı başına yanlış. Resmi koymaması da yanlış. Kadının ismini vermesi de yanlış. Baştan aşağı yanlış. Hocam kadınları ötekileştirmiyor musun? Ötekileştirmiyoruz. Allah Celle Celaluhu kadınları özel yaratmıştır. Allah Celle Celaluhu kadınları muhafaza ediyor. Kadınları koruyor. Bak koruyor. O zamanlar kadınlar çalışmamalı mı? Kadınlar çalışır. Nasıl çalışır biliyor musun kardeşim? Kadınlar sadece kadınların olduğu yerde çalışır. Bak bunun fetvası bu. Eğer bir kadının durumu kötüyse, kocası ona ekmek vermiyorsa, kocası ona bakmıyorsa, durumu yoksa ne yapacak arkadaş? Sadece kadınların çalıştığı bir yerde Kadınlar çalışabilir. Al sana fetva. Anladım. Ne oldu? Kadınlar çalışamaz mı? Anca ortalık karıştırın. Başka bir şey yaptınız yok. Hocam. Kadınlar çalışır kardeşim. 50 kere söyledik. Ama sadece kadınlar ol. Bak ben sana bir söyleyeyim mi? Misal diyorum. Tuvaletçisi de kadın olacak. Çaycısı da kadın olacak. Atıyorum işte aşçısı da, muhasebesi de. Baştan aşağı kadın olursa ancak kadınlar çalışabilir. Erkeğin olması caiz değildir. Fitne olur. Fesat olur. Her türlü bak. Ya kardeşim haberlerde görüyorsun. Adam sekreterini kaçırdı. İş yerine kadınla kaçtı. Bilmem atıyorum muhasebeciyle bilmem nereye tatile gitti. Haram iş yaptı. Haberlere çıkıyor. Adamın 3. çocuğu sekreterinden çıkıyor. Falancası atıyorum elemanından çıkıyor. Ne yapmışlar? İşte bir anda diyor ne oldu biz de anlayamadık. Bir baktık o iş olmuş. Lan böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok arkadaş. Anladım. Ben sana söylüyorum. Yeniden Refah'ın zaten kadına aday göstermesi de yanlış. Orada dedi ya kadını işte küçük mü görüyor? Zaten kadına aday göstererek küçük görüyor. Kadın ne işi var siyasette? O zaman bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben sana bak hep anlayacağın dille söyleyeceğim. Kadının İslam'a değer verdiği nasıl biliyor musun? Bak İslam'ın verdiği değer ne? Kadın evinde sultan olacak. Ama şu anda günümüz erkekleri, günümüz Müslümanları, erkekler kadınları bu hale getirdi. Ekonomi değil yani hocam. Ne alakası var ya şimdi? Ekonomiden oraya yani, gelmedik de bir dur daha. Orayı konuşuyoruz sana da. Erkek karısına o ekonomik şartları sağlamadığı için gerek işte atıyorum hükümetsel sebepler, gerek ekonomiksel sebepler, ne olursa olsun. Hükümetin de suçu var. Ben sana söylüyorum bak. Ben sana söyleyeyim. Erdoğan'ın en büyük şu andaki yanlışı ne biliyor musun? Şu anda ekonomiyle alakalı adam akıllı hiçbir tane vaadi yok. Bak ben sana bunu söylüyorum. İcraat oldu mu hocam peki? Tayyip Erdoğan'ı savunan biri olarak söylüyorum sana. İcraat olmaz olur mu? Ve ilk 5 sene dolar 1 liraydı. Sen de biliyorsun. İlk 5-10 sene çok iyiydi. Sonra bozuldu. 5 sene ben de. Çok iyiydi. Ben oy vermediğim halde destekliyorum. Çok iyiydi. Bir sağ görüşü olarak. Sonra ne oldu? Eyvallah. Sonra ne oldu? Sonradan bozuldu. Zıvanadan çıktı. He. Mevzu ne? Tayyip Erdoğan'ın şu anda yaptığı en büyük hata, seçim vaatlerinde hiç böyle halkın yüreğine su serpecek ekonomik bir şey yok. Anladın mı mevzuyu? Anladım hocam. Hani Erdoğan'ın yanlışı bak. Ekonomi güzel olacak. Kardeşim Müslümanlar refah içinde yaşayacak. Ama Müslümanlar... zaten hocam ama 20 sene önce bunu vaat ederek gelmedi mi bu adam? Tamam ben de sana yanlış yapıyor diyorum sana da. Allah Allah. Yapsın da onu ben mi yapacağım? Ben ona yanlışını söylüyorum. Anladım. Sen halk olarak, ben halk olarak Tayyip Erdoğan diyoruz kardeşim bak bu yaptığın yanlış olsun. Düzeltmekte ondan da bana ne şimdi ben bu saatten anladım sonra? Hocam. Peki tamam, hocam başka. Son sorumu sormak istiyorum müsaadenle. Evet. Allah kendini öldürüp sonra diriltebilir mi? Şimdi Allah Celle Celaluhu kendi nefsinden kaimdir. Mesela bir soru öyle haşa ve kere Allah kim yarattı diye bak. Sorular aslında hep birbirine bağlı. Allah kim yarattı sorusuyla aynı soru bu. Allah Celle Celaluhu kendi nefsinden kaimdir. Allah Celle Celaluhu eğer kendini öldürüp kendini yaratırsa zaten yani anlayacağınız tabirle konuşayım Allah olmaz. Hani Allah demek Celle Celaluhu yaratan demek, ilah demek. Bu sefer ilahlığının bir anlamı kalmıyor kendini öldükten sonra. Sağdan şuradan. Bak. Bu sorunun cevabı çok basit aslında, çok kısa. Aslında saatlerce konuşulması gereken mevzu. Çünkü bu sorulara kısa cevap verince bazı kardeşler anlamıyor. Aslında uzun cevap vermek lazım ama en anlaşılabilir, en asgari cevap şudur. Allah Celle Celaluhu kendi nefsinden kaimdir. Allah Celle Celaluhu kendini öldürürse haşa ve kella diye konuşuyorum. Allah'lığı olmaz ki. Sonra Allah olmaz. Sonra anlamamaz. Allah'lık anlamı kalmıyor. Rab'lık anlamı kalmıyor. Yani haşa ve kella senin benim gibi haşa ve kella diyorum. Bir şey oluyor. Aynı şeye geliyor. Seviyeye geliyor. Allah Celle Celaluhu için bu tarz sorulan soruların cevabı Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü Müslümanların aklına gelen en kötü sorulardan biri budur. Bu soruyu sana soran kim biliyor musun? Sorduğuna kim? Şeytandır. Şeytan görevini yapıyor hocam. Düz git. Sen de enayi olmayacak kardeşim. İyi şeytan her ne diyorsa yap. Şeytan yaptırdı. Yok öyle bir şey. Allah Allah. Valla cinlenmeden şu programı kapatacaksa kapatma. Allah Allah. Dost kalalım bak. Ben sana söyleyeyim bak. Hocam, dost kalalım. Olursa, ben sana söyleyeyim olay çıkacak. Röportajı da. Valla ben bilmiyorum. Sağ gidebilirsen. Allah senden razı olsun. Cümlemiz. Ama bak sorulara dikkat et. Tehlikeli sorular soruyorsun. Valla bir dahaki sefere bu kadar anlayışlı olmayabilir mi? Haberin olsun bak. Ha. Eyvallah hocam. Bitirelim mi o zaman? Bitir baba. Kapanışını peki yap. Ben kapanış yapayım sonra sen kapat. Tamam sen yap. Kıymetli kardeşlerim. Beni tanımayanlar için ben Hüseyin Çevik. Bağcılar Çınar Mahallesi yani Bağcılar Meydan'da yerimiz. Çınar Mahallesi 861. sokak No 8 kat 1'de mescidimiz var. Orada her salı cuma sohbetlerimiz olur. Müsait olan kardeşlerimizi bekliyoruz. YouTube'da sayfamızın adı Hüseyin Çevik. Instagram'da Hüseyin Çevik HC. TikTok'ta Hüseyin Çevik resmi var. Facebook'ta Hüseyin Çevik var. Allah Celle'ye çağırıyoruz. Başka bir maksadımız yok. İnsanlara namaz, abdest, gusül, cennet, cehennem anlatıyoruz. Başka bir maksadımız yok. He, dilimiz biraz sivri. Yapacak bir şey yok. Yapımız böyle. Hazreti Ömer de mizacı sertti. Hazreti Musa da mizacı çok sertti. Yapımız böyle. Sinirliyiz. Sabahtan beri zaten mübarek fırça atıp duruyoruz. Bir kavga etmediğimiz kaldı. Neyse, yapacak bir şey yok. Olur o kadar, idaresinden. Benden bu kadar. Son konuşmanı yap. Şeyi kapatalım inşallah. Arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik ama hocama son bir sorum olacak. Hocam bak terledim vallahi, cinnet geldi ha. Bu videomun YouTube kanalında yayınlanmasına izin veriyor musun? Bu kadar. Aa, öyle bir şey. Tabii. Zaten yayınlansın diye şey yaptık. Eyvallah. Arkadaşlar, senin neydi? Doblolu? Doblolu enişte. Arkadaş, isme bak ya. Doblolu enişte YouTube kanalı var arkadaşlar. Orada bazı bozuk hocalar var. Onları dinlemeyin. Arkadaş sağ olsun bozuk adamları da toplamış oraya. İhsan Elaçı'yı koymuş oraya. Fetva verdiriyor. Allah akıl fikir versin. Başka işi yok sanki. Emine Şenlikoğlu. Emine Şenlikoğlu da fetvaları sıkıntılı. Ben söyleyeyim. Emine Şenlikoğlu benim aram açık. Bir ara böyle benimle bir yakınlaşmaya çalıştı. Muhabbete çalıştı. Yanaşmadık. Emine Şenlikoğlu arayı açtık. Yapacak bir şey yok. Anladım. İslam'a kim sıkıntı verirse ben ondan uzağım. Anladım hocam. Evet. Arkadaşlar, bir videonun da burada sonuna geldik. Esen kalın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.